Anadolu'da binlerce yıllık tarihi geçmiş içerisinde çok sayıda medeniyetin olduğunu biliyoruz. Aslantaş antik kenti ve Aslantaş'taki o birbirinden ihtişamlı tarihe ışık tutan belgeler 2700 yıl önce Anadolu'da yaşanmış uygarlıkları Aslantaş Müzesi'nde, Tarihi Milli Parkı'nda görmek mümkün. Burası ayrıca İpek yolunun, kervan yolunun önemli güzergahı. Zira Fenike dönemi dünyanın en ticaret, en tüccar kavimleri bu bölgeden aldıkları malları Akdeniz bölgesine, Fenike, Filistin coğrafyasına, Anadolu'ya taşıyıp geliyor. Burası önemli bir karargah merkezi ve bu karargah merkezindeki figürler gerçekten insanı Anadolu tarihine 2700 yıllık geçmişe götürüyor. Birbirinden ilginç, birbirinden önemli yazılar, belgeler Anadolu tarihine ışık tutuyor. Biz de Devralen Belgesel Programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Sizleri belgesel görüntülerle Osmaniye, Aslantaş antik kentine, müzesine götürüyoruz. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, M.Ö. 8. yüzyılda, Geç Hitit çağında Adana hükümdarı olan Asativatas tarafından bir sınır kalesi olarak yaptırılmıştır. M.Ö. 8. veya 7. yüzyılda Asurlar tarafından yıkılıp yakılmıştır. 1946'dan beri kazı çalışmaları devam etmektedir. Hitit hiyeroglif yazıları ilk defa burada çözümlenmiştir. Aslantaş Açık Hava Müzesi, Türkiye'nin ilk açık hava müzesidir. 2007 yılında müze içerisinde kapalı müze salonları da hizmete açılmıştır. Niğde ve çevresinde Tabal, Maraş ve çevresinde Gurgum, Malatya ve çevresinde Melitene kuruluyor. Bu gördüğünüz, biraz sonra gezeceğimiz giriş, güney kapısı, kuzey kapısı olan bir kalenin kalıntıları, kendisini Çukurova hükümdarı olarak tanıtan Asativatas, kervan yolunu kollamak, korumak, gözetmek üzere buraya bir uç kale yapıyor. İçine bir de saray yapıyor. Bu müzede gördüğünüz tüm eserler, karşıda bir domuz tepemiz var, höyük. Dönemden kalma eserler. 47'den bugüne kadar, 91 yaşına kadar bu bölgeye kendisini adadı. Kazılar yaptı ve buranın ilk açık hava müzesi olmasını sağladı. Şu İstanbul'da yalısı olmasına rağmen burada yaz kış yaşadı. Kanser atlattı, göğüs kanseri. Gördüğünüz müzeyi yaptı. Ve Karatepe halkına hem eğitim verdi hem Karatepe kilimleri için ekipman dağıttı ve Karatepe kilimlerinin yurt dışına ihraç edilmesini sağladı. Yaz, kış sürekli pürlerin altında, her öğleden sonra uykusu vardı. Günde 1 kilo, 1,5 kilo süt içerdi ve tamamen doğal ürünlerle beslenirdi. Bir yemek kabı,
içinde. Altta gördüğünüz inci ekmekler, bizim lavaş dediğimiz, yufka dediğimiz ekmekler. Bu da kurutulmuş peynirler. Bir ziyafet töreni var. Bu altta gördüğünüz bir sehpa yine süslü. O dönemin tüm yaşantısını, giyim tarzını, sosyal yaşamını bu rölyef üzerinde görebiliyorsunuz. Bütün o dönemde geçit krallıklarında bazalt üzerine ziyafet sahneleri, dinsel törenler, işlemek moda, kentinizin ne kadar önemli olduğu, kalenizin ne kadar önemli olduğu bunlarla ortaya konuluyor. Burada yine bir içki kabı var elinde. Yine elinin üzerinde bir hayvan betimlemesi var. Burada yine bir kap var. Aşağıda görüyorsunuz zil çalıyor, lir çalıyor, müzik aletleri çalıyor. Dinsel töreni burada bir, dinsel törenlerde müzik çok etkili. İleride bir tanrı Tarhun da var. Ona dinsel ayinlerle, törenlerle adaklar adıyorlar. Onları betimlemişler. Buraya adını veren Aslan Taş, aslında boğa ters yıkıldığı için insanlar bunları aslanlara benzetmiş. Burası kutsal bir alan. Tanrı Tarhun da Hititlerin fırtına tanrısı. Fırtınalara karşı tüm ülkeyi koruyor. Adaklar adanıyor. Burada gördüğünüz tüm sahneler, ziyafet sahneleri yılın belli dönemlerinde getirip Tanrı'ya adakta bulunuyorlar boğalarla, keçilerle. İki tane boğa çekiyor onu. Gördüğünüz gibi yüzeyinde asetim atısın seslenişi yer alıyor. Başlıkları bunlar. Yunan askerlerinin giydiği miğferler. Ellerinde kalkan var. Burada bir hayat ağacı var. Hayat ağacı, ağaçlar biliyorsunuz önce yer altından başlayıp yeryüzüne çıkıp hayatı simgeleyip gökyüzüne doğru erişiyorlar. Yanında iki tane keçi betimlemesi var. Kapıları koruyucu olarak yapılmışlar. Boğa bacakları aslında. Kuyruğu var. Ellerinde mızrak var. Buraları korumak için yapılmış gibi göstermişler. Mısırlılara ait iki tane cin burada. Burada gördüğünüz resim yazısı Asetivatas'ın seslenişini iki kere, üç kere Fenikece, iki kere Hiyeroglif'le tekrar tekrar yazmışlar. Ben diyor Asetivatas, ülkeye huzur getirdim, mutluluk getirdim diyor. Ülkeyi huzur mutluluk getirdikten sonra refah içinde yaşattım diyor. Benim dönemimde diyor kadınlar kirmenlerle diyor yün eğirdiler diyor. Refaha, bolluğa getirdim. Tanrı Tarhunda'nın sayesinde yaptım bütün bunları diyor. Hiyeroglif yazısının çözümlenmesi için Tanrı Tarhunda'nın gövdesinde bir Aramice yazı var. Arapçaya benziyor. Fenikece yazı. Fenikece o yıllarda bütün resmi dil olarak bütün krallıklar arasında anlaşmalarda kullanıyor. Yalnız halkın kullandığı hiyeroglif yazısı halk tarafından kullanılıyor. Burası önemli bir kale olduğu için iki dilde Fenikelilerle alışveriş, ticaret yaptıkları için iki dille yazılıyor. Burası bir İpek yolu. Kervanlarla geliyorlar. Değişik yollardan İpek yolları var biliyorsunuz. Kervanlarla İç Anadolu'ya, Kayseri'ye mal götürüp satıyorlar. Tekrar dönüşte de Mezopotamya'ya mal götürüyorlar. Irmaklar tarihimizi anlatır, tarihimizi söyler. Anadolu'daki ırmaklar içerisinde Seyhan ve Ceyhan'ın ayrı bir yeri vardır. Onları Seyhun ve Ceyhun'dan, Türkistan coğrafyasından buraya getirip yerleştirmişiz, ad vermişiz. Arkamızda Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Barajı bulunuyor. Ve Ceyhan Nehri üzerinden İpek yolu, kervan yolu buralardan geçiyordu. Ceyhan Nehri'nin bir başka ifadeyle Orta Asya'daki Maveraün Nehri'deki Seyhun Nehri'nin ayrı bir önemi var. Ceyhan Nehri hemen arkamızda ve Aslantaş Barajı da buraya hakim, bu tarihi kente hakim bir noktada.